Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere çizgi roman koleksiyonumu tanıtacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önceden söylemiştim zaten çizgi roman koleksiyon videosu gelecek diye e, şöyle bir tura geçmeden önce hemen kabaca baştan sona bir göstereyim. Daha sonra e, detaylı şekilde zaten göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir koleksiyonum var. Şu anlık daha az ama yavaş yavaş gelişiyor. Her rafı bu şekilde uzaktan göstermiş. Şimdi birazdan detaylı şekilde anlatmaya başlayacağım arkadaşlar ama ondan önce sizlere bir duyurum olacak. Daha doğrusu duyurudan daha çok sorum olacak. Kanalda yine yeni bir format başlatmak istiyorum. Bizim eski riddle formatı vardı. O formattan devam edelim mi? Yoksa yeni bir Format mı başlayalım çizgi roman hediye için. Şurada çıkan sağ köşede çıkan i e butonundaki anketten bunu oylayabilirsiniz. Eski bizim riddle formatından devam mı edelim. Yoksa yeni bir formatla çizgi roman hediyem edelim. Ankette belirtirseniz sevinirim. Riddle formatı ne diye soracak olursanız da arkadaşlar. Herhangi bir videoda yüklediğim videoda e, gizli birer kelime bulunuyordu. Bu kelimeler tamamlanınca bulmaca çıkıyordu. E Bu bulmacanın da cevabını bilip bana yazan işte çizgi roman dediğine göre 3-4 ya da 5 kişiye kaç tane çizgi roman vereceksem e, o şekilde cevabı doğru bilen kişilere de çizgi roman veriyordum. O formatı devam edelim. Yoksa yine aklımda birkaç format daha var. Böyle şekilde çizgi roman hediye edeceğim. Onlara mı başlayalım? Ankette belirtirseniz sevinirim dedikten sonra arkadaşlar baştan sona isterseniz başlayalım. Burası bir raf değil. Ben en üstte bu şekilde bir dizayn yaptım. Gördüğünüz gibi peluşlar, epsolütler ve arkada da Marvel'ın ansiklopedisi var. ansiklopedi tarzı şey. Marvel hakkında bilmen gereken her şey. Kitabı yeri alıyor. Burada Spider-Man peluşu var. Bunlar arkadaşlar Aliexpress'ten almıştım çok önce. 2-3 yıl falan oluyordur herhalde. Bu üçünü oradan aldım. Spider-Man Iron Spider kostümüyle bir peluşu var. Ee, burada Deadpool'un bir peluşu var. Aynı şekilde dediğim gibi bu üçünü üç peluşu da AliExpress'ten almıştım. Ve burada da Star-Lord'un bir peluşu yer almakta arkadaşlar. Onun haricinde burada bir Harley Quinn figürümüz var. Bunu arkadaşlar e, nereden aldınız derseniz bunu şeyden almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam, Zahir'in kutusundan çıkmıştı bana Bedbox. Eee Vol 2 kutusu. Evet, doğru atılan Bedbox Vol 2 kutusundan çıkmıştı. Bunu o şekilde sahip olmuştum. Onun haricinde burada bir e, Hulk figür var. Küçük, biraz eskimiş ve basit duruyor. Bunu da e, küçükken onun şeyi neredeydi şu arkadaydı herhalde. E, Burger King'den almıştım çocuk menüsünde zamanında. E, nerede yer alıyor ha? Şortunun köşesinde yazıyor Burger King diye. Bunu da çocuk menüsünden almıştım. Onun haricinde arkadaşlar burada bir e, Görkem Demir'in sketch kartı yer alıyor. Volver'in holo sketch kart dediğimiz. Gördüğünüz gibi. Bunu da Deadpool'un bu şekilde kucağına koymak e, istedim. Onun haricinde altta ise iki tane YBS'inin. Batman gününü özel çıkardığı Absolute Batman, Öldüren Şaka ve Absolute Batman Karayini kitapları yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üst e, köşe bu şekilde. Ee, Ankara'ya Jok geldiğinde bu kitapları da temin etmiştim arkadaşlar. Ee, Jok'un sanat kitabını alamadım. O kaldı ama onu da siteden almayı bir ara düşmüştüm Ama şu an e, bir sürü daha alışverişim olduğu için onu artık sonraki aşamaya kaldı hala sto yeterince kadar durursa onları da alacağım Bunu, bu arada şu şekilde detaylı üstünde çok şey var ama e, bu şekilde görürsünüz zaten ikisi de e, mevcut bende hemen arkadaşlar bir alt rafa e, geçecek olursak bir alt raf benim marvel rafım bu şekilde bir raf e, hemen şöyle üstten başlamak istiyorum yine burada 3 tane. Görkem Demir'in skeç kartları yer alıyor. holo skeç kartları. Burada Galactus var. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bunlar. Ee, bu ikisini ben kendi paramla ayrıca satın almıştım. Wolverine ve Galactus'u. Ee, Venom ve Carnage'de Zaire'nin yılbaşı kutularından çıkmıştı. Biri yılbaşı kutusundan. Diğeri de yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine Zaynin bir özel kutusuna çıktı ama şu an tam aklıma gelmedi. Bir de bu şekilde karne iç yer alıyor. Gayet güzel duruyor. İkisi de bazı arkadaşlar e, holo kartları sevmiyor. Normal skeç kart tavsiye ediyor. Tabi e, bu zevk meselesi benim hoşuma gittiği için aldım. Gayet de güzel duruyor bence. Bu arada kitaplığım biraz e, sıkışık. En yakın sürede ikinci kitapla geçeceğim. Temin edip. Onun haricinde arkadaşlar şurada e, böyle bir Kaptan Amerika figürü var. Bu şekilde göstereyim. Bunu biliyorsunuz zaten kanalda incelemesi de vardı. Ee, bunu arkadaşlar Avengers Endgame filminden çıktıktan hemen sonra Toy Shop'tan almıştım. Gayet e, güzel bir figür ve kaliteli. tabunu kutusuyla birlikte oraya o şekilde koydum. Biraz dediğim gibi raf sıkışıklığı var. Bu altta da yine e, bir zamanlar Aliexpress'ten aldığım Thanos'un bu şekilde arkadaşlar Infinity Gauntlet şeklinde bir Anahtarlık yer alıyor. Heh, şöyle odaklansın. Bu şekilde arkadaşlar bir anahtarlık yer alıyor. Gayet de e, güzel duruyor. Bunu hemen yerine koyduktan sonra hemen çizgi romanlardan başlayalım. E, biraz netleme konusunda problem yaşıyoruz. E, burada arkadaşlar de Deadpool, Wade Wilson'ın savaş kitabı yer alıyor. Deadpool, Wade Wilson'ın var kitabı burada yer alıyor. Daha sonra e, Avengers okuma sırası belli bir yere kadar var. Avengers dağıldı. Ondan sonra geliyor. Daha sonra e, gizli savaş geliyor. Daha sonra arkadaşlar House of M. Biliyorsunuz son dönemde de yeniden basıldı. E, temin etmek istiyorsanız alabilirsiniz e, diyebilirim. Daha sonra New Avengers serisi geliyor. İlk 4 kitap bende var. Ve bu seri en kısa sürede devam edeceğim. New Avengers 1 Firar e, Bir tane atladık. New Avengers 2 Sentry New Avengers 3 e, Sırlar ve Yalanlar New Avengers 4 Kollektif ve arkadaşlar ben buraya kadar topladım. Daha sonra tabii bu kitaplar da okuma sırası içinde ama ne Avengers oraya kadar toplamışım. Burada şöyle skeç kartları şu üstte koyalım şimdilik. En son bunda kalmıştık. E, Kaptan Amerika kış askeri. Çoğunluğu arkadaşlar zaten kanalda incelemesi mevcut büyük bir ihtimal. Oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde Kaptan Amerika kış askeri. E, yine bir Kaptan Amerika kızıl tehdit. Daha sonra iç savaş geliyor. Bu şekilde iç savaştan sonra Kaptan e, Amerika iç savaş daha sonra Iron Man iç savaş X-Men Phoenix At daha sonra e, çok sevdiğim bir One Shot olan. One Shot çizgi romanı zaten bahsetmiştim. Okumadıysanız mutlaka alıp okuyun. Wolverine ihtiyar login e, burada yer alıyor. Daha sonra Spider-Man Sinister Six yani Zalim Altılı kitabı geliyor. Burada full şuraya kadar Spider-Man maviye kadar. Daha sonra Marvel Now dönemine ait The Amazing Spider-Man serisi geliyor. Ondan sonra da burada ilk cilde olan Parker şansı yer alıyor. Daha sonra ikinci cilt ama Örümcek evren birinci cilti olan e, Spider-Verse cilt 1 ve Spider-Verse cilt 2 burada yer alıyor. Bu seriyi toplayacağım devam edeceğim ama normal Marvel dönemindeki seriyi de en yakın sürede temin edeceğim. Onu ciddi şekilde alacağım ama bildiğim kadarıyla üçüncü kitabı mevcut değil. Baskısı bulunmuyor. Onu da ben nadir kitaptan bir şekilde ikinci eline temin edeceğim. Biraz bana pahalıya patlayacak ama artık temin edeceğiz. Aynı şekilde Kravin'in son avı kitabı da bende maalesef yok. Ki bir Spider-Man olarak büyük bir eksiklik olarak hissediyorum kendimde. O yüzden onun ikisini de yani setle birlikte normal Spider-Man Marvel setiyle ile birlikte Kraven'ı sonrasında nadir kitaptan temin edeceğim en yakın sürede. Daha sonra kitap ise arkadaşlar Spider-Man mavi gayet güzel duygusal bir kitaptı. Daha sonra Captain Marvel e, cilt bir yine Marvel'ın dönemine ait hikaye. Yalnız arkadaşlar ben bunun 2-3 ciltleri ülkemizde basıldı ama biraz bana hitap etmediği için zaten bu kanalda incelemesi de var bana hitap etmediği için 2 ve 3. ciltleri alma gereği duymadım Moonlight gerçekten çok güzel bir seri en yakın sürede ilk 2 ve 3. ciltleri de temin edeceğim ilk cildi bende mevcut daha sonra Silver Surfer Aa, yine çok duygusal ve çok güzel bir çizgi roman daha sonra Silver Surfer Allegory ve yeni dönemde basılmış Wolverine'in peşinde LGS okuma sırasında mevcut bir kitap var arkadaşlar. Daha sonra burada Türkçe basılmış bir e, fasiküller yer alıyor. Bunu da şu açıdan gösterteyim. Burada arkadaşlar neler var. Düğün özel sayısı var Spiderman'in. Ondan sonra e, gelse bir Spider-Man'in birinci cildi var. Burada ikinci cildi var daha sonra Punisher Marvel evrenini öldürüyor. Var. Ondan sonra burada Conan olmasa. Yani Conan da Barbarian'ın ilk cildi var. Şey ilk faskül var. Pardon. E, bunu da arkadaşlar nereden geldi diyecek olursanız bunu ben kendim satın almadım. Bunu da yine Zayn'ın yılbaşı kutusundan çıkmıştı. Yanlış hatırlamasam ve Güzel olmuştu. Arkadaşlar burada da Amazing Fantasy var. 15. Bunu da incelemesini çektim. Buna bir önceki videoda ama maalesef çok izlenmedi. Hatta e, istatik, istatistiklerimize göre bayağı bir yerlerdeydi izlenmesi ama bundan sonra e, inceleme biraz zor gelecek gibi. Çünkü fazla izlenmiyor. Her neyse bir aşağı rafa geçelim. Bir alt rafta ise arkadaşlar DC rafı yer alıyor. Bir de şurada kalemlik şeklinde. Bu nasıl Marvel rafını alacaktım ama eee Dediğim gibi yer sıkıntısı çok olduğu için bu rafa koydum böyle e, kalemlik gibi şeyde daha doğrusu kupada ayraçlar yer alıyor bu kadar değil tabi araçlarım ama aynılarını kaldırdım sadece hepsinden birer tabi onlar burada duruyor her neyse şimdi ma pardon DC rafına gelecek olursak ilk başta biz arkadaşlar Watchman karşılıyor. Yine çok güzel bir eser. Elim buradan çıkan. Almadıysanız kesinlikle alıp okumalısınız. Yani hardcover'da çıktı biliyorsunuz. Eğer alma imkanınız varsa hardcover'ı temin edebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada bizi Superman Red Sun karşılığı yine baskısı tükenen hikayelerden birisi. Superman'in one shot hikayelerinden birisi. Mutlaka alıp okumanız gereken hikaye. Daha sonra arkadaşlar yine bana Zahir'den yani Zahir'in gizemli kutularından çıkan Batman, Night of the Owls var. E, New 52 dönemine ait basılmış bir hikaye. Ülkemizde basılmadı tabii ki ama. E, orijinde basılmış. New 52'ye ait bir hikaye. Yanılmıyorsam e, yanılmıyorsa manşet ve kalınlığı da gayet e, iyi bir kalınlık. Bunu şöyle yana doğru kaldıram Çünkü şimdi oraya sokunca zorlama olacak. Daha sonra da arkadaşlar yine bana Zayn'in gizemli kutusundan çıkan ve ülkemizde New 52 GV's tarafından basılıyor. Yaynaklarda onda ama e, Rebirth basılmadı. Harley Quinn e, yine orijinal serisi Die King, Öldüren Gülümseme tarzı bir anlama geliyor herhalde. E, bu şekilde Rebirth cildi e, Harley Quinn'in Rebirth birinci cildi de İngilizce olarak yer alıyor. Daha sonra buradan e, Superman yine Lewis and Clark çizgi romanı yer alıyor. Reboot'ta doğru hikayeleri ve Superman, Superman'in son günleri. Daha sonra benim en sevdiğim belki de one-shotlardan biri olan Batman. Haş mutlaka okumadıysanız yine alıp okuyun. Çok çok tavsiye ettiğim bir one-shot Batman'in çizgi romanı. Daha sonra arkam Batman arkam Asylum. Arkam Tim çizgi romanı yer alıyor. Bu arkadaşlar biraz karmaşık ve psikolojik bir çizgi roman. Biraz ağır olduğu için ben 2-3 kere okudum ama yaklaşık olarak yine de anlayamadım. Daha sonra arkadaşlar burada Batman Noel kitabı yer alıyor. Batman Noel'de yine One Shot video, öneri videosunda tavsiye etmiştim. Alıp okuyabilirsiniz. Burada e, yine One Shot şeylerden Batman'in One Shot'larından yok. Zaten bir şey demeye gerek bile duymuyorum. E, daha sonra Be Rebirth dönemine geçiyoruz ama Rebirth döneminden 2 falan anca var herhalde. 3 herhalde. Büyüktüm öyle bir şey. Burada Batman'in birinci cilti var. Ben Bangat'ın. bunları bir yani devam edeceğim ama şu anlık biraz Marvel'a e, yoğunlaştım. Daha sonra da arkadaşlar burada New 52 dönemine ait Batman'in ilk 4 cildi yer alıyor. Bunu da en kısa sürede toparlayacağım. New 52 evet Batman cilt 1. E, Batman cilt iki Batman cilt 3. Ve Batman cilt 4'te burada ve e, yaklaşık yine son dönemde diyebiliriz. Çıkmış bir Injustice 2 var. Ben de Injustice e, seti vardı ama onu ben sattım. E, gayet de iyi bir fiyata sattım set olarak. O yüzden onu elimden çıkardım ama e, tekrar alır mıyım? Büyük bir ihtimal almam. Daha sonra burada Flashpoint var. Yine New 52 ya, doğru Buna da o şekilde diyebiliriz. Aslında Flashpoint patlama noktası kitabı var. Burada yine Rebirth'a e doğrudan e, Titan'a var. Daha sonra Batman Avrupa. E, çizimleri çok güzel ama maalesef e, işleyişi kötü bir çizgi roman. Daha sonra DC Rebirth özel edisyon. E, Joker bunu hala okumadım ama hardcover şeklinde temin etmiştim GBC'den. E, gördüğünüz gibi en kısa süre içinde okuyup bitireceğim ama bu şekilde duruyor hala arkadaşlar. Şibisini hard cover olarak e, temin etmiştim ve en son olarak da burada e, rozet hikayemiz yer alıyor. Batman Flash rozet özel edisyon biliyorsunuz şibisi basmıştı. Flash'ını bulamadığım için ben de Batman'ini temin etmiştim. Daha sonra bu böyle yanda bir tane fasikül var yine Türkçe. All Star Batman'in birinci cildi bu. Şey pardon fasikülü. Tam karışıyor pardon. Daha sonra burada da ayraçlar var işte. Zahirin ayraçları. E, yılbaşı kutusuna falan gelen ayraçlar. Burada yer alıyor. Fazla bir şey. Aşırı önemli bir şey yok zaten. Ama bu şekilde kabaca göstermek gerekirse. E, hepsini buna koydum. Hepsinden birer tane var aynılarda Öbür kutuda. Bir alt rafa geçecek olursak arkadaşlar. Burada da ayraçlar. E, bizi İngilizce fasiküller karşılıyor. Aynı şekilde bağımsız birkaç cilt ve bağımsız Türkçe fasiküller de yer alıyor. Şöyle ilk başta soldan başlayacak olursak. Burada arkadaşlar neler var? Burada karanlık istila var. Ben Görkem abiden almıştım. Görkem Demir imzalı, sertifikalı bir karanlık istila birinci sayısı var. Daha sonra arkadaşlar burada ROM var. Bu ön okuma sayısı prestijden alışveriş yaptığımda ek olarak gelmişti. Daha sonra yine Zaire'nin yılbaşı kutusundan çıkan Rick and Morty birinci faskül var. Bu Türkçe. Ondan sonra arkadaşlar burada Marvel'ın yabancı fasiküller bölümünü geçiyoruz. Yalnız burada geçmeden önce yine bir önceki videomda bahsettiğim Amazing Fantasy 15 Türkçe'nin bu Görkem Demir altın imza ve altın sertifikalı olanı var. Bunu şu şekilde bir yukarı koyacağım. Buradan devam edelim. Burada arkadaşlar Amazing Fantasy 15 Feximal Edition var. Ondan hemen sonra e, Conan Serpent Var var. E, bunu yine şöyle aşağı koyalım. Daha sonra e, burada yine Marvel'ın çok hype yarattığı bir seri Spider-Man'in birinci ve ikinci sayısı yer alıyor. Maalesef bu seriye devam edemedim. Ee, bu şekilde böyle. Daha sonra burada spider verseün yine bir ve ikinci sayısı yer alıyor. Ondan hemen sonra arkadaşlar burada True Believers'lara geçiyoruz. Burada The New Spider-Man var. Çoğu zaten onun zayirinin kutusundan çıktı. Burada da Spider-Man Kremit Lastan'ın e, son avının şey var. Ee, ilk i̇lk fasikülü var. Kit Bright and Wolverine. Bir arkada da Invaders ekibinin e, turu believers var. Burada da The Incredible Hulk ve arkasında da e, bir şey yok. DC bölümüne geçecek olursak arkadaşlar hemen ben, e, şunları bir geri yerleştirmem lazım. Hemen hızlı şekilde e, yerleştireyim ben. E, bu şekilde arkadaşlar koleksiyonum böyle aşırı abartılacak bir koleksiyon yok ama kendime göre oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ki yavaş yavaş e, büyüyeceğine de inanıyorum. Daha birkaç siparişim falan daha gelecek. Onlarla birlikte daha da artacaktır. Şimdi arkadaşlar DC bölümünü e, geçecek olursak burada dolar komikslerden başa niye bunu koydum daha hiçbir fikrim yok. E, Flashpoint yer alıyor. Arkasında e, Birds of Prey ilk dolar komiksi yer alıyor. Daha sonra Dark Knight Metal 5. sayı. bunların yani çoğu yine dedim gizemli kutudan çıktı. O yüzden e, niye hani 5. sayı almışım gibi. Anlaşılmasın. Daha sonra burada Doomsday Clone. Yanlış hatırlamıyorsam bu 12. sayısı yer alıyor. Ondan sonra yine bir dolar komik olan Superman The Death of Superman hikayesi. Yani 75. sayısı yer alıyor. Burada da o Nightfall bildiğim işte o meşhur sahne. Yine yer alıyor arkadaşlar. Ondan sonra yine zahirden kutularından çıkan Batman 63. Ee, arkasında ne varmış titans 25 bunlar variant bu arada ee, Dedektif comics 992 arkada 990 evet arkada 990 yer alıyor daha sonra burada yine e, ön okuma sayısı diyebileceğimiz heroes of the william var iki tane varmış arkada da yine çok hype yaratan ve gayet güzel olan joker killer smile serisi var ee, jb'si büyük bir ihtimal bunu da e, türkçeleştirip basacak Artık fasükür şeklinde mi cilt şeklinde mi basar Bilmiyoruz ama Büyük bir ihtimal basacak Her neyse ondan sonra burada bağımsız fasiküllerden Fallen World var Üçüncü sayısıymış daha sonra burada iki tane de e, Bağımsız cilt var Birisi e, Spider Hatta şu yanlardan gösterteyim City of Crime Bu *Spider-Man* hikayesi değil arkadaşlar Dinant'ın bastığı ayrı bir ajan anlatan Seri burada da e, Tehlikeli kız isimli 20 Yıl isimli bir one shot çizgi roman çizgi bulunuyor arkadaşlar. Bir alt rafa geçecek olursak arkadaşlar bir alt e, rafta da yani en son rafta bizi bunlar e, karşılıyor. Bu arada ben tor figürünü böyle oturtmuştum. E, bu şekilde burada kalabilir tabii ki. Bu şekilde duruyordu normalde. Tam ortada bu şekilde. E, duruyordu arkadaşlar. Onun haricinde burada neler var diyecek olursanız bu sefer sağdan başlayalım. Burada arkadaşlar 3 tane romanımız yer alıyor. E, Black Widow e, Forever Red ve Iron Man Duelo Spider-Man düşmanca devraldı. Bu da arkadaşlar PlayStation 4'e çıkmış özel oyunun hikayesini anlatan bir roman. Bunlar roman çizgi roman değil. Haberiniz olsun zaten çoğu kişi biliyordur. Burada da iki tane mangam yer alıyor. Zaten iki tane ee, bir seri toplamıştım olayını skill. bunların incelemesini de kanalda bulabilirsiniz ee, ikinci incelemesi de çok yakında gelecek daha sonra e, severek takip ettiğim hayran oldum bir dizi olan Prison Break'in yani bu şekilde bir ansiklopedi tarzında bir kitabı var bu şekilde gösterecek olursam bu şekilde resimli gayet güzel bir e, kitabı yer alıyor gerçekten çok sevdim e, fan oldum. bir dizi. Şu an bu baskısı yok büyük ihtimalle. İkinci elleri de gayet e, pahalı diye biliyorum. Burada bir temizlik bezimiz var. Rafları sildim. E, burada arkada da level'ın bir sayısı var. Ve burada da boş komik yerler yer alıyor. Şu altta da küçük bir Spider-Man figürümüz koleksiyonu. Böyle rafları tekrardan gösterecek olursak e, bu şekilde Baştan aşağı bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi en kısa süre içerisinde de yeni bir e, içerikte, yeni bir sürpriz formatta, yeni bir çekiliş tarzı formatta karşınızda olacağım. Yine güzel çizgi romanlar dağıtacağım. E, gelen siparişleri göre yeni güzel videolar, güzel içerikler kanalda olacak. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Koleksiyonum bu kadardı. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.